Herkese selamlar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Konsolosluğuna hoş geldiniz. Bir inceleme programımız daha karşınızda. Onurcuğum, ilk önce sana bir soru soracağım. Ben de oradan gireceğim. Bu teyze ile akrabalığınız yok, değil mi? Yalnız şimdi akrabalığımız yok ama bir duygu bağımız var. Yani akrabalık yoksa ben bayağı bir övgü dizeceğim kendisine. Murat, bunu böyle severken böyle kulaklarından böyle yavaş yavaş çekeceğim bunu böyle kulaklarından böyle. Güzel. Nasıl? Güzel beyaz, beyaz saçlarını. Tabii bu dünyalar güzel bir elf. Bu çok güzel bir elf. Şimdi biraz kısa boylu ama. Demon Forge arkadaşlar FRP, RPG elementleri de aslında böyle biraz daha örtüşmüş. Biraz hack and slash'ten çalmış. Biraz böyle işte aksiyondan çalmış. Melez bir oyun. Ve tam ondan var. Neydi? Demon Force, Demon bir şey öyle Haunted evet. Şimdi bu oyunun en temel özelliklerinden bir tanesi. Oyun ismi biliyoruz da. Şey yukarı yazarız zaten çok önemli. Ya ben artık isimle takılmıyorum Murat. Şimdi enteresan bir oyun. Neden enteresan bir oyun? Aslında baktığınızda arkasında büyük bir yapımcı var gibi gözüküyor ama yapan firma deneyimsiz bir firma olduğunu oyun içerisinde anlıyorsunuz. Bunlardan geleceğiz. Oyundaki şu an bir maceramız içerisindeyiz. Maceramızda bir işte şehir vardı. Şehrin içerisinde oranın işte şey var, mayor'ı var, yöneten kişi. Kızımı götür der de bilmem de şu adamlar kötü, şöyle böyle adamlar kötü. Ondan sonra gel bunları getir bana, çok para vereceğim falan da bizi böyle bir ikinci bölüme doğru yani attı. Yani şeydir zaten klasik maceracı şeyi. Ruhu başlar. Olayı öyle başlar. Ya handa başlar FRP oyunları. Evet. İşte handa otururken 4 kişi birden içeri girer birisi. İşte bilmem neye bir şey kaptı falan der. Evet. Ondan siz de hemen maceracısın ya. Evet. Hemen atlarsın ortaya. Ben yaparım diye. Bu da ona benzer bir şekilde başlıyor. Yani aslında bu ikinci, üçüncü bölümden bahsediyorum. Bu arada oyun chapter chapter gidiyor. Yani bir save noktası yok. Sürekli şey autosave özelliği var. O yüzden maalesef ben de biraz sezgilerime dayanarak ikinci chapter'dan başlattım oyunu. Şeyi söyleyeceğim özellikle. Bu oyun aslında gördüğünüz gibi iki kişilik bir oyun. Başka bir karakter yok. Onu baştan size söyleyeyim. Ya elfsin ya warriorsun. Elf olunca meşhur şöyle babalar gibi okun vardır, tamam mı? Eğer ki şey olursan, warrior olursan sağlam baltadır, yani, kılıçtır evet. falan kullanırsın. Ama herkesin bir de alternatif silahı var. Warrior'ın sağdaki erkek olan kaba kuvvetin yivli oku var, tamam mı? O onu işte çekene kadar, kurana kadar biraz zaman geçiyor ama iş görüyor. Bizim elfimizin de kalkan ve kılıcı var. Ha, ama, yani ikisinin de yakın dövüşü, uzak dövüşü var aslında. Ama çok beğendiğim bir şey var. Dramatik olarak da yani elfin iyi bir kılıç kullanamayacağını biliyorsun. Evet. Ve kalkan da doğru düzgün şey yapamıyor, blok edemiyor. İstediğine geçiyor musun? Onu anlatacağım. Orada enteresan bir şey kurgulamışlar. Bak şu biraz ileride bir tane, orada göstereceğim. İleride bir tane taş var, böyle pembe bir böyle evet. morluk var. Oyunda böyle belli noktalar var. Sadece ve sadece oralarda karakter değiştirebiliyorsun. Böyle bir fark peki, var. Peki ne çıkacağını biliyor musun? Oyun sana sezdiriyor mu? Biraz sonra ben şu aksiyona göre ben bunu hayır, almalıyım. Hayır. Sezdirmiyor. Ama aksine şunu şöyle yapıyorsun. İki karakterine kendine ait farklı bir özelliği var. O da şu. Bizim sağımızdaki bu adam kaba kuvvete dayan olduğu için objeleri ittirme, kaktırma falan konusunda şey yetkin. Evet. O yüzden sen bazen böyle bu neyi kadın... kaktırsın abi? Kızın İncir. Zaten... Ama elf abi öyle deme. Tamam da elf, elf yani. De yani o büyü falan yapar tamam, belki. Tamam, bunda büyüsü yok. Bunda nesi var? Okuyla bu oyunda enteresan şeyler böyle şeylere... ne diyeyim sana? Şu şeyler var lambalar ya, lambalar. Diyelim, bu lambalar yaktığın zaman bazılarını, hepsi için konuşmuyorum. Bazı kapıları mapaları ittirme kaktırma konusunda işte kilitleri lambalara bağlamışlar adamlar. Ne yapıyorsun? Zaten ben anlamam abi. Şimdi bu tür oyunlarda arkadaşlar bir tane şey vardır. Adı nedir? Kapı vardır. Hmm. Kapının kilidini açacak şey de dağın, dağ tepesinden. Şimdi oranın harabe olmadığını düşün, tamam mı? Sen de o kilitten sorumlardansın. Her gün sabah git gel. Kalkıyorsun lan diyorsun oraya hopla zıpla şimdi nasıl gideceğim ben oraya? Herif adamlar böyle. Adamın yaptığı işte her gün biri ölüyormuş. Tabii canım, mümkün değil yani. Nasıl bir uygarlıksın lan sen? Kilidi gitmişsin dağın tepesine koymuşsun. Batarsın tabii yani. Gayet normal bu. Şimdi aksiyona geçeceğiz biraz sonra. Bu kadının da bahsettiğimiz gibi ne yapıyorsun? Bir yerde böyle bir alev parçası oluyor mesela. Şurada ateş abi yakmışlar. Abi şuraya bir yürüsene ya. Tamam, ateş yakmışlar. Alıyorsun ateşi buradan. Okun yanmaya başlıyor. Gidiyorsun şuna şöyle pat diye atıyorsun. Bir şey oradan çalışıyor. Evet. Unreal motoru kullanıyormuş bu arada. Evet, Unreal motoru kullanılıyor. Şimdi oyunun ben ortasında bir yerdeyim. Gördüğün gibi böyle çok enteresan bunların konuşmaları var. Hanımefendi güzel ya hakikaten. Hoş canım, yani çok iyi yapmışlar. Bakınca insanın bir içi açılıyor. Açılıyor, güzel bunların güzel. Bunların arasındaki ilişki ne? Hiçbir şey yok. Gayet bunlar sıradan ben iki insan. Ben de bunu anlamıyorum ya. Belki ileride olacak Murat, ben de bilmiyorum. Ama elf be, herkese biliyorsun o kadar çok şey yapmaz. Bakmaz. Şimdi
Büyü bu, yok mu oyunda? Büyü var, ona geçeceğim. Evet. Büyüleri ama maalesef büyüler konusunda bazı sıkıntılarımız var. Şimdi bizim burada amacımız da o kurtaracağımız kadını zaten buraya getirmişler. Göreceğiz onu. Bir noktaya kadar geldik. Konuşmalarda biraz ben şey görüyorum. Şimdi bak Infamous'la diyorduk yani Türkler yaparken iyi miydi kötü müydü? Bu oyunda da maalesef adamlar kötü bir stüdyonun seslendirmesini çok rahat yaşıyorsun. Seslendirme bakımından iyi değil. Evet. Şimdi burada istersek pat diye hemen şeyi değiştirebiliriz. Karakterleri değiştirebiliriz. Ben sağdaki adamı kullanıma geçebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Peki mesela bir süre ilerleyip 10 dakika ilerleyip sonra geri dönüp karakter değiştirebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok orada. Şimdi gelelim senin bahsettiğin büyük kısmına. Bu bizim meşhur alanımız. Burada şeyimiz geliyor. Görevlerimiz geliyor. Ama görevler çok lineer arkadaşlar. Bu oyun lineer bir oyun. En fazla alternatif silah almak için yol değiştiriyorsun. Şimdi burada bir takım yeteneklerimiz var. Kullanmış olduğumuz bizim health'imiz, mana'mız vesaire gibi. Ama bunları çok fazla kafayı takmayın. Niye takmayın? Çünkü görmüş olduğunuz gibi bunların kesinlikle ve kesinlikle neye ne kadar etki ettiğine dair bir faktör yok. Onun sadece silahlarda var. Talent denen bir kısım var. Bunu ben beğendim. Oyunda bir level atlama sistemi yok. Bunlardan şunlardan yaparsan diyor ki mesela mana vial'in ekstra slot almak için bir tane mana slot almak için diyor ki şu an 383'teyim zaten 1000 tane şey yapma öldürüş yapman lazım diyor ki otomatikman sana bir tane daha mana yararsın. Yani sen oyunda strateji belirleyemiyorsun aldığın experience puanlarla. Evet. Yaptıklarınla şeyler değişiyor. Evet. Oynanış tarzına değişiyor. Yani burada adamlar hakikaten şey yapmışlar. Tehlikeli bir açmışlar. Mesela bak inventory weapon slot diyor. Kesinlikle ben hiç daha bulamamışım yani 6 tane. Gibi şeyler var. Farklı dağılımlar var. Hı-hı. Burada görmüş olduğunuz dengeli bir oyun. Yani manadan tut da okun zararına kadar işte oyunda kullandığın büyünün gücüne kadar pek çok faktör var. Bir aşamada şimdi şunu geçelim. Journal'a gelelim. Burada adamlarımızın ne olduğunu ne bittiğini anlatan böyle bir hikaye var. İstersen bunları aynı zamanda dinliyorsun. Bu bakımdan hani hikayenin neresindeydim, şunlar kimlerdi, bunlar kimler diye bir şey yadırgaya düşmüyorsun. Bir de bak karakterleri görürsen böyle izlerken fark edecekseniz bir Lord of the Rings havası böyle şey orta dünyadaymışsın gibi onu çok iyi yaşatmışlar. Şu mayor'ımız oldukça karakterler falan çok böyle fantastik iyi tasarımlar var oyun içerisinde. Şimdi gidelim. Şurada benim solda görmüş olduğum büyülerim var kullanabileceğim. Bunların bazıları silah bazlı. Mesela bunu sadece okunla yapabiliyorsun. Bazıları da direkt kendin atabiliyorsun. Bir nokta daha var. O çok zayıf. Mesela oyuna koşabiliyorsun. Ama koşma biraz Vivid filmden çıkmış gibi böyle ahlu uhlu konuşuyorlar. Bir de şey var. Koşarken adamı dikkat etsen çok fazla sağa sola koşturamıyorsun. Evet. Şimdi burada bir takım da noktalar var. Buralardan slotlarım varsa mana slotlarımız bunlar. Hı-hı. Alıyoruz. Çok zekice bir şey yapılmış Murat. Çok uzun zamandan beri neden aklına gelmiş oyuncuları bilmiyorum. Şimdi şey kullanırken, mana'yı kullanırken şurada bak benim iki tane sağda altta şeyim var. Mavi noktam var. Bunlar aslında birer mana potion'um benim. Hı-hı. Mana bitince bunları otomatik kendisi kullanıyor. Yani mana için uğraşmıyorsun oyunda asla. İki tane potion'um varsa bitince kullanıyor. Ama şey için, ama health strateji için yapamıyorsun. Strateji yapamıyorsundan ziyade yapmana gerek kalmıyor. Çünkü neyi ne kadar kullandığını bilmiyorsun. Basıyorsun o böyle emiyor. Sadece upgrade edince neler değiştiğini görüyorsun. Şimdi şuralara geldikten sonra B'ye basıyorsun. Bizim şu diğer karakterimiz de geliyor. Şimdi buraya özellikle bıraktım. Şimdi burası bizim upgrade ekranımız. Ya bir aksiyona girseydin de sonra girseydin buralara. Şunları göstermek istiyorum sadece. Her bir bizim sihrimizin kullanmış olduğumuz noktanın kendi içerisinde 3 tane daha alt kırılımı oluyor. Bak görmüş olduğun gibi şu sihri görüyorsun. Bunu açmışım. Arctic Arrow. Bunun bir tanesine diyor ki Improved Efficiency var. Onun üstünde Duration. Bunun süresi uzuyor. Bunun altında da damage artıyor. Yani sen bir büyü aldığı zaman da 3 kere daha upgrade edebiliyorsun. Edebiliyorsun, evet. Aynı şekilde bu alttaki büyüde de bunun daha da şey olmuş, artırılmış hali gibi gibi gidiyor. Bunun bir de istersen Battle Magic kısmı var. Ben bu bayan hanımefendiye bol bol yıldırım verdim. Milletin poposunu yakıyorum. Şu an bir tane daha alırsam mesela Advanced Casting'le hem daha süre şey yapacak, artacak sürekleri. Bunu da aldık ve geçtik. Almış olduğun bu experience şeyleri, puanları bunları yerden topluyorsun. Adamla paylaşıyorsun ve 4 tane alsan 4'ünü buna 4'ünü ona kullanabiliyorsun. Görmüş olduğun gibi bu adamın da kendine ait böyle farklı büyüleri var ama büyüler şu an itibariyle bunlardan ibaret. Çok fazla bir büyü çeşidi yok oyunda. Yani hani büyü isterim şöyle manalar yapayım böyle bir seçenek yok. Daha basit. Buraları geçtikten sonra Murat'cığım artık oyuna başlayabiliriz senin ifade ettiğin gibi. Şuradan şöyle gidiyoruz. Böyle bir tip ara sahneler var. Bunlar şu manaya geliyor. Buradan geçtiğin zaman bir daha geri dönemeyeceksin demek oluyor. Yani bir şey yapacaksan dikkat etsen bak upgrade yeri vardı, potion yeri vardı falan.
Hani diyorsun ki ya ben buradan geçiyorum artık, tamam canım okuyacaklar demeye geliyorsun yavaş yavaş. Ve bu tip böyle ufak ufak cutscene'ler var bunlar böyle geçerken. Gerekli mi şey biliyorsun artık, burada bir halt olmayacağını biliyorsun. Adam çok zeki. Hakikaten onu beğendim. Böyle kendi başına bak, ben gitmedim ya. Evet. Bak gördüm oradan saldırıyor işte daha yani. Şey yapamıyor. Salak duvara vuruyor. Duvara vuruyor ama açı bazen de vuruyor. Ama şey güzel yani. Hani şey vardı ya, yani karakter böyle gider. Herkesi böyle üzerine çeker. Böyle Allah belanı versin dersin. Evet, böyle bir şeye gelmiyorsun. Şimdi biz de yavaş yavaş ufak ufak kastırmaya başlayalım. Bak ben karakterle çekeyim. Aksiyon konusunda yapay zeka fena değil. Böyle tutarlı davrandığı noktalar var. Tabii doğal olarak bizde. Sen mi geçtin kılıcı? Ben geçtim kılıcı özellikle. Bak yalnız benim karakterim ne kadar zayıf olduğunu görüyor musun? Evet. Bir anda... Senin uzaklaşman lazım. Tabii ama şu an uzaklaşamam. Pek mümkünatı yok. O zaman oradan atlamayacaktın belki. Evet, aynı öyle. Böyle alttan, sırttan bu adama vuracaksın. Sen ok bayağı az şey veriyor. Ben öyle özellikle koydum. Ama yakmak da iyi bir çözüm her zaman için böyle. Son derece hoş anlar yaşatabiliyorsun insanlara. Bu karakter bana şu an güç verdi beraberinde. Hangi karakter? Benim yandaki, ona ben mana vermiştim. Onu iyi kullanıyor manaları. Akıllıca kullanıyor. Şu an beni şey yaptı, cast etmiş oldu. Böyle de bak bende bir yıldırımlar falan çıkıyor görmüş oldum. Çok güçlendim. Bunu... Peki onu sen mi? Hayır, yapay zeka kendi karar verdi buna. Resmen şey yaptı. Şu an sen sıkıştın dedi. Ben sana hemen casting'i basayım ki... Peki mantıklı anlarda mı yapıyor çok bunu? Çok mantıklı anlar yapıyor. Benim sorada olmadı yani. O bakımdan çok doğru kullanıyor. Yani şeyle boğuşmuyorsun Murat. Ya bu karakter de bunu kullandı ama ulan kullanmasa daha iyi olacak mı demiyorsun. Oyunun biraz ortamında olduğu için aksiyon biraz şey, hızlı bir yerden girmek zorunda kaldık. Şimdi şuralarda etap toplayabileceğim bazı şeyler çıkıyor. Bizim şu an kalmış bir bakalım. Pek kalmamış. Yani şurada yerde biraz enerji alabiliriz. Bir şey onu bakmanı istiyor senin. Bu kapıyı açman gerekiyor diyor. Onu açmadan önce oyunla alakalı senaryoyu anlatan, ben daha önce şunu yaptım şöyleydi böyle diyen bazı noktalar var. Bunlar Deathstone deniliyor. Bu Deathstone'ları toplaman gerekiyor çoğunlukla. Senin için iyi bir şey. Şunu aldığın zaman buradan bir ruh çıkıyor. Bu geçmişteki bir adam. Hı hı. Sana bu hikayede buraya daha önce nasıl geldiğini falan anlatıyor. Ve sana diyor ki bir obje veriyor. Şey görev veriyor. Şimdi göreceğiz Tyrion Cell. Alttaki nokta diyor ki Markfield'a geri döndüm falan filan. Fakat çok yakındım gibi böyle bir ifadeler kullanıyor. Ne olduğunu sen çözüyorsun. Geçelim. Bu burada anlata dursun bunu. Bizim hikayemizin ana noktasına doğru gidelim. Sana bir görev mi verdi? Burada bir görev veriyor. Tabii bunu gördüğün için de bunun sayesinde ekstra puan da alabiliyorsun hani o görevi yaptığın zaman. Kılıcımızı alalım tekrar. Oyun görmüş olduğu çok yakınan şey. Aksiyon bazlı yani öyle çok ciddi bir şekilde RPG elementlerini iyi kullanayım falan yok. Bildiğin hack and slash'ın biraz bir farklı bir türlü... Of! Orada çok iyi olmuş yakını. İki tane atış tarzımız var. Abi çok fena geberdi yalnız bu arada. İki tane atış tarzımız var. Bir tanesi X ile normal melee atak. Bir tanesi de combine yapıp bunu. 2X, bir tane de Y koyup ki bunu yapabileceğinizi bilmiyorum da bu kayboldu. Seri bir şekilde durmak. Bu karakteri biraz öldürmek zor. Sen yalnız okçuyla... Yakın dövüşe giriyorsun hep. Evet. Senin öbürünü alman lazım bence. Yok şeyi sevmiyorum, o adamı sevmiyorum çünkü bana çok hitap eden bir yapısı yok onun. Şuradan ben şimdi C'yi değiştireceğim. Şunu bir an yavaşlatayım biraz. O karakter oldukça yavaşlattım çünkü şu soldaki akrikte geçtim ben yani buzlu şey sizine geçtim. Şu an... Aha. Şimdi öldüğümüz için bu karakterin bize heal etmesini sağlıyoruz ve full bir şekilde kalkıyoruz. Aynen öyle. Bu da oyunun ne kadar aksiyona kaçtığını... Evet, peki hiç bittiği oluyor mu adam? Oluyor tabii ki. Evet, aynen öyle. Ama şu an kayboldu. Şuradan çıkacak biliyorum. Ben şunu biraz yavaşlatayım. Bir tane daha çıkacak orada kerata. Hadi. Bizimkini ya, saçlar başlar kan oldu. Evet, o karakterin falan direkt sıçrıyor. Ya şöyle bir şey var. Şimdi kadının vücuduyla altı böyle sanki farklı oynuyormuş gibi, değil mi? Bir şey var. Şu yakın mesafede maalesef dediğim gibi bir sıkıntı şey var. Bak. Bak dansöz gibi. Şimdi bak bir de böyle oyunda son derece basit bir şey olan bir nokta var. Yerde insanlardan düşen silahlar var. Bu silahları alabiliyorsun. Burada da gene rakibin diyorum. Yapay zeka iyi silahlar seçiyor kendine. Şey değil, boş değil. Evet. Ben de şu an 239
gücünde olan yani evet. dayanıklı olan bir şey var, silah var, onu değiştirmek gerek yok. Yerdeki daha düşük. 129. Onun da sebebi evet. şu, adam bana gelirken dikkat etsem ben sürekli ok attım. O şeyin kalkanı eğer çok atmış olsaydım oku, kalkan kırılacaktı. Hı. Zarar gördüğü için o 139'a düşmüş durumda. Güzel yani o ayet, o evet. çok iyi bir düşünce aslında. Demek ki devamlı kafadan vursan adamı aslında şey zarar görmemiş bir şekilde alacaksın. Aynen öyle kalkanı. Kesinlikle. Şimdi bazen oyun çok karışıyor. Nerede, ya, ne yapacağım ben diyorsun. Ben hangi büyüğü falan kullandığını pek anlayamadım. Büyü kullandım mı onu bile anlamadım. Şöyle, nedeni şu. Ben burada çok hızlı bir geçiş yaşadığım için bunun nereye geçtiğimi orada hani en azından sana bir ibare bir gelmiyor. Bir yıldırım var, bir de şey şu var. Şu an ita yavaşlatma var. Ama yavaşlatmayı okla kullanabiliyorum sadece. Tamam, yıldırım ne? Yıldırımı da az önce gördüm. Adam böyle titreme falan başlamış, haldır oldu. O zaman yapmıştım. Bir de bak, çok iyi olmayan ama gene fena düşünmüş güzellik. Bak, oka şey... dondurmaya geçtiğin zaman bak yukarıda daha açık renkte mavi gördün. Gördün ki bak şeyi var. Evet. Değişimi. O sana en son bunu atsan nerede kalacağını gösteriyor sana o büyüğün. Ne kadarını kullandığını gösteriyor. Bayağı kullanıyormuş o zaman. Çok kullanıyor. Yıldırım. Kullanıyor. Yıldırım bayağı bir kullanıyor. Şimdi öbür de fena. O da 3'te 1'ine geliyor. Aynen neredeyse. Öyle. Şimdi bazen şaşırıyorsun. Nereye gitmem gerekiyorsun? Şu tuşa bastığın zaman hemen sana bir ufak bir harita açıveriyor. Şuraya geçiyoruz. Tekrar bu kolu çevirelim manibeleyi. Şimdi aksiyon daha böyle yoğun olduğu bir yere geçeceğiz. Peki şey olarak genelde dungeon'da, zindanlarda mı geçiyor? Açık alan açık alan. Ben zaten açık alandan buraya indim. Senaryo gereği böyle hakikaten yerin dibine inmek zorunda kaldım. Fark ettiysen hakikaten dungeon'lar çok iyi tasarlanmış görüyor evet, musun? Yani şey olarak, grafik atmosferi olarak, falan atmosfer güzel. Çok benim, güzel. Yani benim şu anda oyunda hani çok gözüme batan İrit eden bir şey nokta olmadı. 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 Sadece biraz sınıf, fazla oynamak lazım. Evet, sınıf çeşitliliği biraz zayıf yani iki tane var. Şimdi de böyle böyle anlar var az önce görmüş olduğun gibi. Bak diyor ki sana buradan da geçersen bir daha geri dönmeyeceksin diyor kolayına. Siz yine B'ye basıyorsun. Şimdi iki karakterin buradan geçmesini istiyorsun. Burası RPG'ye yakışmayan şeyler. Yani olmaması gerekiyor bunların. Çok aksiyonvari hareketler bunlar bana göre. Yani geri gelmemesi mi? Geri gelmesi. Böyle bu tip cutscene'leri izletmek sana sürekli. Yani çok hızlı geçmek istiyorsun ama olmuyor. Atmosferik bir şey katmak istemişler. Belki de. Şimdi oyun bir save etti. Bu arada seslendirmeni falan görüyorsan içeriden böyle çığlıklar mılıklar evet, geliyor. Neler olacağını neler biteceğini. Arkadan mı geldi? Arkadan bir şey çok fena indi bizim beynimize ama. Yok orada bir bence. İskelet gelmiş. Bizim eleman almış ama iskeleti. Şey olabilir, trap olabilir. Yok iskelet gelmiş. Şimdi burada biraz daha şey alan var. Bak şeye geldik şimdi senin sormuş olduğun biraz mevzuya. Biraz sesini kıssana televizyonu yankı yapmasın. Tamam. Şimdi bak az önce dedin ya senin silahın pek şey değil gibi geldi sanki etkili değil gibi. Onun sebebi şu. Silahlar iki ayrılmış durumda. Özellikle şey için konuşuyorum. Kadın için. Erkek için aynı şey geçerli. Güç çok güçlü olması ama bunda aynı zamanda hızının orta hızlı evet. ve ağır olması. Böyle bir denge yapmışlar. Ve hepsi birbirine ters orantılı. Klasik tabii, güçlü olan şey. Çok güçlü olan ağırdır yani. Aynen öyle. Tabii benim şu olarak buna geçirmeme gerek yok. Şey önemli biliyorsun. Ne deniyor? DPS mi? Damage per second. Yani evet. ortalaması... Ne her zaman bakarsın bakalım. Aslında aynen öyle. Silahların. Bir de ok sıkıntımız var ama Allah'tan şu ana kadar çok öyle bir şey yaşamıyorsun. Ha, oklar sayılı öyle mi? Sayılı tabii. Şimdi bak göstereyim sana. Bak sağda altta şöyle okuma geçeyim. Bak 100 var. Evet. Şimdi 99. Güzel bu hoşuma gitti. Evet. Şu var. Silahın eğer ağırsa orada gördün ya medium falan diye. Bak şurada ben eğim aldığım bak bir zoomlama sahnesi var. Aslında şu an gelmedi. Evet. O zoomlama ilk atıştan sonra bak. Gördün mü? Biraz böyle gitti. Eğer ağır bir silahsa o zoomlama çok daha böyle yavaş gidiyor. Ve doğal olarak şey yapıyor. Hemen vuramıyorsun. Evet, vuramıyorsun. Çok beğendiğim bir şey daha var arkadaşlar. Çok nadiren gelen bir konudur bu Murat. Yakın mesafeden okundan herife vurursan dağıtıyorsun direkt. Yani hani okun ilk çıkış hızı çok güçlüdür ya. Onu hesaba katmışlar. Uzaktaki mesafeye attığın zaman çok etkili olmuyor okun doğal olarak. Ama bir metredeki adama da mı aynısı oluyor? Bir metredeki adama attığın zaman herif direkt yere yapışıveriyor. Allah Allah. Şimdi burada gene bir aksiyon sahnesi. Bak burada hep aslında co-op için tasarlanmış olanlar. Evet, evet. Adamın gelsin diye bekliyorsun. Tabii sen bunu bende de olsaydı co-op oynayacaktık ama tek başına olduğun için kimseyle oynamadın co-op'unu. Tek başına maalesef. Çünkü bunda şey ayrımı var biliyorsun. Ben de sizden giderim abicim. Adamı bırakırım arka planı. Bak benim adam kendi başına kest yaptı şu an. Kendine şey yaptı. Evet, bir şeyler yaptı. Güçlendirdi hemen kendini. Çok akıllıca davranıyor. Adamı bol görünce... Karşınızdakiler de direkt ork zaten. Evet. Bak gördüğün gibi gayet etkili bir şekilde adamı ben evet, hakkından olur. aldım. Bunun bir avantajı daha var. Bir büyülen iki tipi var. Biraz sonra kendi adamıma böyle hakikaten canavar gibi verip şunları. Oh. Bayağı adam geldi. Bak kestinge bak şimdi. Benim adamı gördün mü? Millete havalara kaldırıyor. Oradan buraya bak. Ben burada artık uzakta duruyorum şu an.
Biraz sonra bunu pat diye yere çakacak hepsini buradan. Sen mi yaptırdın ona adama? Adama şu an ben kest verdim. Bak elektrik çıktı, gördün mü adamlar? Buff yaptın yani. Evet, buff yaptım ve şey o kaldırıp indirim hareketini kendi yaptı ama o büyüyü ben atamıştım adama daha önce. Yapmasını sen sağladın yani. Evet. Şimdi geçelim, devam edelim. Tabii ben bunu şu an bol bol seçiyorum ama çok enerji götürüyor. Ben adamlardan düştüğünü bildiğim için şey yaptım o büyüyle. Yoksa öyle hani bunu haldırdır harcarsan canını otur kurar. Bak çok atmosferler falan çok muhteşem tasarlanmış durumda. Hop. Şimdi ben yıldırımdan geçiyorum Murat. Bak elektrik şeye geçtim. Dondurmaya geçtim size bak. Adam kalkanı dondurdum önce. Kalkanı donduktan sonra çok fazla bir numara yapamadı. Adama dondurabilirdim denk getirirsem. Ha o da fark ediyor tabii, yani. Tabii kesinlikle. Bak adam bir anda kırılıverdi. Tabii bazı şeylere, hah gördün mü? Klasik adamlara onu yapman çok zor oluyor. Critical damage evet. Verdiğin adama. Senin eleman ölünce ne oluyor? Aynı şeyi ben de atıyorum adama. Var ya. Var, onlar tabii. Da sayılı mı peki? Onlar da sayılı. Kaldıramazsan? Kaldıramazsan yok, sen ölüyorsun çünkü. Yani şu karakter itibariyle bitiyor. Bitiyor oyun. Çünkü o kadar şey oluyor ki zorlu bir anda bir şey yapıyorsun ki ölüyorsun ki. Hop manayı harcadık bu arada bol bol. Şey attık bol bol atmıştık çünkü. Evet. Bunu da bitirmiş olduk. Şuradan biraz daha mana alalım. Biraz sonra o manayı bak ben mana hiç dokunmuyorum. O kendi başına kullanacak o manayı. Biz devam edelim oyuna. Taktik itibariyle görmüş olduk ki oyuna şeyi çok yaşıyorsun. Ben uzak durmalıyım çektiğin karaktere göre. Adam yok. Gitmeli. Ama adam alırsan ben şeyleri yaklaştırmamalıyım. Düşmanlara kıza. Evet. Diye bir şey var, ayrım var. Onu beğendim yani. Hani klasları iyi ayırmışlar orada. Bu arada geçmiş olduğumuz noktaları aşağıdan takip edebiliyoruz. Burada bayağı bir zorlayacaklar biz şimdi Murat. Ben o yüzden elektriğimi alacağım. Seninki manayı doldurmadı yani. O zaten ben atınca kendi başına dolacak o sahne. Doğru, evet. Yani oyunda pek manayla ne yapmalıyım, ne etmeliyim boğuşmuyorsun. Evet. Bu arada bak bana bol bol mana geldi. Bak hala doldurmadı, onu tutuyor şu an. Çıkan düşmanlardan sana büyü yapanlar vardı. İleride geliyorlar evet. Bunlarda niye mana var? Kimlerde mana var? Niye mana düştü bunlardan? Madem büyü yapıyor. Alayım yanıma belki gerekli olur. İleride lazım olur diye adam koymuşlar. Şimdi temelde oyun aslına baktığın zaman saf bir aksiyon gibi gözüküyor ama böyle bu tip işte büyüydü. İşte efendime söyleyeyim şeyler, kalkana enerji vermek, ona bina verme, hakikaten aksiyondan oyunu sıyırmışlar ama. Tabii aslında bu şeyde çok co-op'ta çok zevkli olabilecek bir oyun tipi yani. Çünkü gerçekten birbirine koordineli oynamak gerekebiliyor. Dikkat edersen ben ilk başta hani ilk aşağı atladım sadece ki sen aşağı atlamaman lazım dedin. Evet. Bak ne kadar dağıtmışlardı beni, çok yakın geldim. Evet. Bak şimdi çok uzun zamandan beri uzak uzak oynuyorum. Evet, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu adamı sağlam koruyorum aynı zamanda birisi gelirken. Mesela bunu ben bak ağırlaştırıyorum. Bak benim karakter de onun ağzını burnunu kırıyor zaten bak. Çok ağırlaştı zavallım. Artık onun hakkından gelir bizimki. Biz bu arada yerde böyle iyi bir kalkan bulursak bakalım hemen alalım diye şey yapıyoruz. Bunu sürekli kolluyoruz. Bu arada müziklerde böyle hani hakikaten atmosfere çok şey böyle. Doğru oranda faktörleri olan şeyler, seçimler olmuş. O bakımdan müzikleri de beğendim. Şimdi yavaş yavaş oyunun kalınlaşacağı noktalara doğru geliyoruz. İşte bunlar. Ama adam böyle bir şey yapıyor, okun iğmesiyle bir duraklıyor falan. Evet, iyi yani onlar evet. Hakikaten iyi. Sanıyorum oklar da üzerine yapışıyor zaten. Bak şu an bak bu adam çok akıllı bir şey yaptı, çok fena daldı bana. Ben hemen bir enerji kullanıyorum. Sonuçta sensin orada aslında zararı veren. Evet. Aa kaçırdı. Evet. Ve buna çok fena daldı. Aha. Eh be ne yedi beni be. Burası sürekli A'ya basarak. Kadek'in. Sana A yedi yalnız o. Abi bizim adam da şimdi bak burada çok akıllı bir şey yapacaksın. Hemen elektriği alıp abi. Adamları bunları böyle cayır cayır vereceksin görmüş olduğun gibi. Bunlar da hakkın rahmetine kavuşacak. Kadek'in bu avantajı da iyi oluyor yani. Aha. Herifleri hem yere çakıyor. Hem adamlar hem havadayken adamları geçmeni sağlıyor. Şurada bir tane ezik var. Bak şimdi bombayı şuradan vurup insanları da aynı zamanda havaya uçurabiliyorsun. Şu
Şuradan okumuzun ucunu yakabilecek miyiz bakalım? Birisi de burada. Bu çok güzel bir şey, detay. Detay değil mi? Ama tabii ben galiba. Yok hala yanıyor. Tabii peki ben birisini adam vurabilirsem. Şimdi oyundaki en sıkıcı noktalara geleceğiz. Bazı adamların bir spawn noktası var, tamam mı? Oradan sürekli çıkıyorlar. O zaman sen de böyle oyuna bir saklanma koymuşlar Murat, görmüş olduğun gibi. Çıkıp vurup adamları alacaksın aşağıya. Onda iyi bir detay aslında. FRP'de olmasa kendisi. Şey oluyor mu? Bitmiyor mu adamlar? Adamlar bir zaman sonra bitiyor ama çok uzun sürüyor. Yani. Ama yani orada spawn olup duruyor sürekli. Homefront gibi değil yani. Değil. Aynı çitin üzerinde adam, 15 tane adam çıkmıştı hatırlarsan. Vay. Bu da bir quick time event var zaten. O adamı görürsün ama çok etkili mi yani? Değil. Benim için olmazsa olmaz. Değil yani. Yani olmazsa da olur. Evet. Şimdi bak ben burada istersem şurada şuraya geçeyim ha. Saklandım. Saklanmak çok manasız olmuş yani. Şu var saklanmak için Murat. Bazen of tabi adam ben böyle yaptığımı görünce delikanlılar. Geri giderken atamıyor musun ok? Ben de adama çok üzerime gelirsen arkadaş. Hallederim. Arkından gelirim dedim. Şimdi bizim delikanlıya biraz yardım edelim. Uzaktan istedim yine. Bazen kılıçla da adamların arasına girmek iyi bir seçim oluyor. Çünkü çok bizim adamın üstü başı şey olduğu için, adamla dövüştüğü için çok bunalıyor ve şey oluyor. Birkaçını üzerine çekiyorsun. Aynen öyle. Adama bak ben şu an bak heal yaptım, gördün mü? Ha, evet. Yere düşmüştü. Şimdi artık delikanlıları alalım. Tamam, onu yapmana gerek yoktu ya. Ya zaten. Şurada yerde düşünü gördüğüm için aldım. Mavileri çok sürekli kontrol altına tutuyorum. Yoksa haybeye hiç kesin sallamamak lazım. Bak burası Allah hakikaten Allah. Bayağı sağlam bir yer. Of, evet. Klim oldu. Evet, şeyin bitmiş. Evet. Al bakalım. Yani madem öyle. Hala var yani sağda bir tane. Onu da bizim eleman alır zaten ya. Çok da şey değil. Biz de buradan ona destek bile oluruz yani Murat geri gelince. Evet. Şimdi bir de oyunda şu görmüş olduğun rekler var. Bunlardan bildiğin gibi kafasına göre silah çıkıyor. Uh-huh. Ama ben hep genelde ben vurduğum için benden çıkıyor mesela. Uh-huh. Bak şu an görüyor musun? Damage'i bak 80 ama speed slow. Evet. Onu ben babalar gibi alırım ben bu silahı. Böyle tek atışla adamı da yerin dibine sokarsın. Öbürü gitti ama değil mi? Öbürü yok gene yerde. Onu istersen ama yani iki tane taşıyamıyorsun. Yok taşıyamıyorsun. Onu işte az önce görmüş olduğun gibi şuraya girip şurada altın değerinden bakalım. İşte onu da ben biraz sonra göstereceğim Queen tarifların nerede olduğunu. Evet. Pardon. Şu menü tasarım biraz ağır olmuş ama. Hı hı. Inventory bak weapon statım olmadığı için benim alamıyorum. Onu alamıyorum ama onu bulmuş olsaydım bu 6 tane şeyleri muhtemelen sıkıntı açacaktı bana. Temel itibariyle Murat görmüş olduğun gibi oyun aslında hack and slash'ın biraz daha böyle aksiyon kamerasına bazına inmiş. İşte ne var? Büyüler zaten aynı anda 4 tane büyü kullanıyorsun. D-pad atanmış durumda. 2 tane karakterin etkileşimi birbiriyle şey yapıyorsun, çok rahat görüyorsun. Yani ben seyrettiğim kadarıyla çok şeye gelmedi bana yani zayıf bir oyun gibi zayıf gelmedi. Zayıf bir oyun değil, sadece firmanın bir tercihleri olmuş, o da şu. Şimdi ne var? Bu çok lineer bir oyun, tamam mı? Hı-hı. Yani böyle gidiyorsun. Bir zamandan sonra sıkıyor, yani başka bir şeyler yapayım istiyorsun. Onu da şöyle açmışlar. Bazı çok böyle unique silahlar var, tamam mı? Onu bulman için alternatif yollar var. Böyle gidiyorsun mesela bir yer böyle şeyle. Derme çatma böyle şey çakmışlar duvar mesela. Orayı mesela kırıyorsun. Ha diyorsun ki alternatif yol açıldı diyorsun. Zaten hemen sana bir menü açıyor. Diyor ki işte şey yeni bir şeye geldin diyor. Objektif veriyor. Bilmem ne silahını bul. Orada diyor ki işte şuraya dağıtılmış 3-4 tane yok atıyorum kül var diyor. Bu külleri getir diyor. Oyunda aksiyon ancak o zaman uzaklaşıyorsun. Yani şey yapıyorsun. Bu lineerlikten kurtuluyorsun. Biraz daha böyle şey yapıyorsun. Etrafı araştırma. Şurada ne var? Burayı nasıl çıkarım falan diye bakıyorsun. Temel itibariyle oyun bunun üzerine kurulmuş durumda. İşte sen beğenmedin ama benim beğendiğim noktadan bir tanesi şöyle duvarlara, şu an burada yok tabii ki de, bakalım bir tane duvar bulalım. Şöyle gidelim. Adam da gelsin. Evet. Aynı zamanda onlar checkpoint mi? Evet, aynı zamanda checkpoint. Şimdi bak burada gel karakteri değiştirelim. Orada yeşillerin arasında bir adam var arkada. Evet. Bunlar bizim kurtarmamız gereken esirler. He. Ama kim bilir nerede. Adamın da elinde bu arada bizimkinin
kalın bir şey var şey görmüş olduğu gibi. Club. Club evet. Şurada bir ok var, bunu alalım. Şimdi bu kapıyı açtıktan sonra bakalım ne olacak. Ay maşallah, deck mail. Kadın nerede? Kadın geliyor. Ha, geliyor değil mi? Evet, new objective. Bak partnerime senin için yeni bir yol bul dedi. Şuradan bak şey istersen bak şu an yaktım gördün mü? Bak şimdi bak görmüş olduğun gibi az önce ben buna yaklaştım diyor ki press B Eren'in şey okuna alevlendirmesini sağla. Bak bu görevi de kendisine verebiliyorsun. Sonra mesela ileride sen bir şey görüyorsun. Aa şuradan yanması lazım diyorsun. B'ye basıyorsun. Era gidip oraya o oku atıyor mesela. Era'ya böyle bir görev veriyorsun. Aslında bunu co-op için düşünmüşler. Ama hazır co-op için yaparken bunu demişler ki ulan madem yaptık oyun içerisine bunu koyalım. Şu silaha bakacağım. Neyim? Kaça kaçmış bu? 40'a 400. O babalar gibi. Hemen bu silahımızı değiştirelim. Tabii benim şu an karanlıkta kalırsam bittiğim andır çünkü bunu yakamayacağım. Evet. Bu benim için bir şey. Strateji tercihi. Şimdi basalım. Nereye gitmemiz lazımmış? Şuradan bir ok var. Ve buraya doğru gidiyoruz. Şimdi ne diyor burada? Bakıyoruz. Aşağı. Şuraya Allah'ın emri atlayacaksın. Biraz da bu karakterle oynayalım. Hadi gel. Bak şimdi. Ha öbürü yapacak. Evet. Yani. Bunu da Era'ya bak yaptırıyorsun. Şimdi burada artık şey biraz daha ayrıldın. Bak dikkat edersen oyunun başına sana bir seçim şansı vermiş zaten hatırlarsan karakterlere. Şimdi normal şartlarda ben de burada kalabilirdim. Öbür tarafta da kalabilirdim. Evet bu arada bak elemanlar gelmeye başladı. Biz de hemen yivli okumuzu çıkarttık Murat. Bu delikanlıları yerin dibine sokuyoruz. Şurada arkada bir tane patlayıcı var ha onu alırsam oldukça keyifli olacak. Şuraya bakalım inene kadar. Neden acaba şeyi vermemişler? Yani karakter switch etme, değiştirme evet. Her an istediğin an. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. O biraz daha seni bir tercih olmuş zorlayıcı yani. Olmuş yani hakikaten. Oyunu oynarken akılcı düşünüyorsun bazen. Tabii şu da var. Şimdi en temellerden bir tanesi neydi Murat? Şu ability'leri açmak kısmı vardı ya bak şimdi. Hı-hı. Bak ben genelde diğer karakter oynadığım için ne kadar yüksekti. Bak bu hep sıfırlar ve şey birlerden oluşuyor. Evet. Bu yapay zeka öyle aman aman tabii saldırmadığı için çok fazla puan alamıyor. Yani iki karakteri de geliştirmen gerekiyor dengeli bir şekilde aslında. Hı-hı. Çünkü öbürünü de alıp bir takım aksiyonları yapman lazım. Evet aslında bol bol değiştirmen lazım. Değiştirmen ya da şart. Bir tanesiyle gitmen çok lazım. Çok ağırlaştırman lazım. Şimdi bakalım bizim şuradan şöyle gitmemiz lazım. Oo süper. Şimdi ben burada senin için güzel bir büyü kullanacağım Murat. Hoşuna gidecektir eminim. Sen seversin böyle şeyleri. Şöyle bu adamı ben kullandığım kadar. Şimdi yerin dibine bunu. Ben bıraktığım zaman bak ama bütün manamı harcadım. Evet. Ama bayağı bir canına ot tıkamış olacak. Yarısı gitti. Sesler falan fena değil. İyi gayet iyi. Şey güzel hemen anında senin şeye geçmen lazım hakikaten. Garda geçmen lazım. Onu iyi düşünmüşler. Hı-hı. Yani bunlar affetmiyor seni. Hiç aralara kaçırmıyorlar. Girmiyor. Bu arada kalkanı da gitmek üzere sanıyorum. Sarardı. Evet. Kalkan sarar dediğin sol gibi. Sol üstte. Evet. Aha. Şimdi buraya kadar geldik. Evet. Şurada bir nokta var. Peki. Tamam. Yani evet. Daha fazla göstermene gerek yok. Şurada patlattığımız zaman. Olacak. Tamamlanmış oldu. Öbürüne yol açtın sen. Aynen. O da şimdi oradan patır patır gelecek. Aşağı gelecek bize. Evet peki zayıf olarak gördüğün şey nedir? Yani bu oyunu izleyicilere tavsiye ediyor musun? Etkiliyor ya, musun? Öncelikle aslında ne beklediğimiz çok önemli. Bak safkan bir aksiyon oyunu istiyorsan hakikaten güzel. Hı-hı. Büyüsü de var. Görmüş olduk. Bir de güzel de büyüler var. Milleti havayı kaldırıyorsun. Onlara taktik yapıyorsun. İyi. Ama hani RPG'ye daha derin olsun. Ben karakterin gelişmesini kendim şey yapayım diyorsan yani karaktere hakim olmak istiyorsan karaktere hakim değilsin. Hı-hı. Çünkü sebebi şundan bu kadar öldür, şu özelliğin açılsın, bundan bu kadar öldür, bu özelliğin açılsın diye böyle çok şey düz bir mantık gitmiş adamlar. Yani experience point yok, hı-hı, level atlamak yok. Yaptıklarına göre özellikler almak var. Onlar da zaten bildiğin gibi combine olarak adam öldürmek, okla bilmem kaç adam öldürmek gibi böyle sığ özellikler var. Hı-hı. Derin bir RPG bulamıyorsun değil oyunda maalesef ama ortamlar güzel, böyle çok şey... Yani karakter geliştirme kısmı da derin değil. Derin yani değil. RPG'yi geçtim. Hiç alakası zaten yok yani. Zaten konuşma monuşma gibi şeyler yok. Yok böyle yani tabiyle. Şey görevlerde şunu yapayım bunu yapayım. Düz gidiyorsun RPG ne çıkarsan. Değil aslında bu. Hack and slash'ın. Evet bu karakter geliştirme sistemi olan bir aksiyon demek lazım. Yani ben şey görüyorum hack and slash'ın şeysiz. Ability sistemi yani ama ne işte bol bol A tuşunu kullanıyorsun gördüğün gibi. Hı-hı. Şey çok güzel. Adamlar demişler ki abicim eğer hakikaten elfsen ve okçuysan
Sen savaştan uzak duracaksın. Girersen anında bayıltırlar demişler. Bunu iyi yapmışlar. Karanlık bir oyun. Onu beğendim. Yani çok böyle kasvet içerisinde oyun oynarken. O seni motive etmek konusunda şöyle güzel, iyi bir şey yapıyor. Araç diyeyim en azından. Renk paletlerini öyle seçmişler. Evet, güzel. Grafik olarak fena değil. Oyunun nasıl gücü bence anladığım kadarıyla co-op oynandığında gücü. Aslında bu oyun şöyle bir 20 dolara falan düştüğünde çok güzel bir tane daha alınıp iki kişi şey yani yapılabilir, bizim seninle, oynanabilir. Bizim seninle 3 yani, ay içerisinde yapacağımız konu gibime geliyor zaten. Yani sonuçta hani biz zaten çok istiyoruz uzun zamandır böyle bir co-op oyunu oynamak. Kesinlikle. O bakımdan düşünmüşler. Böyle oyun çok fazla gelmiyor. Ve birbirini kolladığım bir oyunda. Öyle alıp başına gitmiyorsun gördüğüm kadarıyla. Bir de bak şey mesela Gears of War da co-op'un babasıdır deriz. Farklı ama bak, onu diyecektim bak. Gears of War'da herkes aynı oyunda. Herkes aynı. Bak bunda bir karakteri seçtiğin zaman hakikaten çok şey yapıyorsun. O yani uyumlu oyuncu denilen bir kavram vardır ya. Kolay olmayacak yani oynarken. Öyle alıp başına gitmeyecek öyle vay lay lay. Onunla konuşacaksın. Abi dur dikkat et. Ben şimdi adamları üstüme çekeceğim. Evet. Sen de bunu yap falan gibi düşüneceksin. Veya diyecek ki bir tanesi. İşte Onur bilmem ne girdabı açıyorum. Herifleri havaya kaldıracağım. Ona göre hazırlıklı ol falan diyeceksin. Adamları tank yapacak. Herkes üzerine çekecek. Hepsini bir havaya kaldıracak. Okçu tak 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 alacak. Yani bu bakımdan çok doğru bir tabir kullandın. Co-op için tasarlanmış. Ama adam var. Co-op oynamıyorsan fena da olmayan yapay bir yapay zekayla bunu kotar demişler. Yani tutarlı bir oyun arkadaşlar. Şey değil, kötü bir oyun değil. Ama bizim için herkese diye... Herkese göre değil ama. Herkese göre değil. Değil yani. Yani ama bu bizim için ne söyleyelim? Sığ bir RPG özellikleri var maalesef. Ama bu oyun zaten amacı ben çok iyi bir RPG veriyorum değil. O geçmiş orta dünyada geçen, orta çağda geçen, benzer bir atmosferde geçen. Onun bir iki böyle özelliğine yapıştırmış ama en yaygın safkan bir aksiyon boss oyunu. Boss var mı? Bir tane şu ana kadar bana geldi. Geldi, anladım. Peki, Demon Forge evet. da böyleydi. Bunu listeye yazalım. Yazalım. Bu alınacak oyunlar listesi. Ucuzladığında bir tane ben alayım. Beraber oynayalım. Hopla. Aslında bu seninki zaten. NTSC bu. Benim pay almam lazım. Sana almak lazım. Peki. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haftaya inşallah Duke Nukem'la 13 senelik bekleyişin ardından ne çıkıyor göreceğiz. Evet. Bu arada ben bir tatile gideceğim. Ama izleyicilerimiz fark etmeyecek. İnşallah. Öyle umut ediyoruz. Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bay bay.